Tiba Banka internet bankacılığı veya mobil bankacılık uygulamasına girin. Nöbetçi transferle 7 gün 24 saat bank. Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Şu an çevre yolundayız.
Radyo 03. Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar. Mehmet Dağımızın Durum Mahalleri böyle arkadaşlar. Kar çok, çar çok. Kar devamlı yağıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Benim anlatmama gerek yok, seyrediyorsunuz benimle beraber. Ne aslında ekerek gerçekleştirecek? 9 adet tarihi eser. Selam, hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba, Asım Boyraz, hoş geldiniz. Hamam yolunu görüyorsunuz arkadaşlar. Burası lise yolu.
Aleyküm selam. Polatlı'ya bizden selamlar arkadaşlar. Selam Tayfun Bilgiç. Bizlerden de selamlar oraya. Polatlı'ya selamlar. Denizinde ben de hacam demirden evlenir. Ah yerdanın altında da çiftledim ben. O kanalım parmaklarda beyaz eller yolcuyu yolundan eyleyen bir beyaz. O kanalın parmaklarda o beyaz eller yolcuyu yolundan eyleyen bir beyaz. Tayfur Bilgiç, izindeyim abim. İzindeyim. Yaz da geldim, kış da geldim. Sık sık gelmek gerekiyor memlekete. İşte geldikçe ben de buradan görüntüler elde ediyorum sizler arkadaşlar. Oradaki gurbetçilerimize. Göremeyen gurbetçilerimiz var. Göremeyen gurbetçilerimiz var. Ülkemizin değişik yerlerinde emirdağlılar var. İşte ise görüntülerle bizler de uzakları yakın etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar sayfamız altında. Bu arada arkadaşlar paylaşmayı unutmayalım. Hatırlatmayayım. Şimdiden teşekkür ederim paylaşan arkadaşlara. Sayfa sahibi benim. Özlem Köycü Mesut. Sayfa bir yıldır bize ait. Benden sonra tabi sayfamızda 8-9 tane adminimiz bulunmakta. Paylaşımlar yapmaktalar kendileri. Yani bir tek sayfa yönetimi olarak ben şahsım kendim. Ama sayfamızda arkadaşlarımız var. Admin arkadaşlarımız. Aleyküm selam, Metin Demirkapı hoş geldin. Memleketimizin hali bu, Metin Demirkapı. Kar, ne güzel. Şimdi bazen hemşerilerimizin araba sürerken gözüne bakıyorum. Yolun kenarından gidiyorlar. Kaldırımda kar dolu. Şimdi bakarken hemşerilerimiz gözümüze bakıyor. Mecburum ne yapayım gibisine. Şimdi Avrupa'da olsa bu durum başka şekil alırdı tabii de. Bazen bakıyorum mecburiyetle yolun kenarından gidiyor hemşerilerimiz. Aleyküm selam Mehmet Tekir. Hoş geldiniz. Maşallah memleketimiz gerçekten
güzel. Karlar altında daha bir güzel. Şu ağaçların dalındaki karlar filan muhteşem. Gelinlik giymiş, gelin gibi aynı şu an memleketimiz Emirli'de karlar altında. Gerçekten şahane bir görüntü. Lastiğimiz, önlemimiz var o yönde. Lastiklerimiz kışlık arkadaşlar. Tabii ki kışın önlemini almak, bakımını yaptırmak tabii ki iyi bir şey. Sanayimize girelim arkadaşlar. Emirdağ sanayisine, durum ortama bakalım. Thank you.
arkadaşlar kelimesi, ben burada herkesi arkadaş görüyorum. O yüzden o kelimeyi çok kullanıyorum. Burada tabii ki büyüklerimiz de var. Benden büyükler de var. Küçükler de olabilir. Bilmiyorum arkadaş kelimesi size nasıl bir şey veriyor bilmiyorum. Ama benim genelde kullandığım bir kelime arkadaşlar. İş yerimde de bunu genelde kullanırım. Arkadaşlar diyerekten. Bu kelimeyi kullanırım yani arkadaşlar kelimesini. Burada sayfa takipçilerimi, ben hemşerilerimi görüyorum. Arkadaşlar diyorum yani. Bunda yanlış bir şey varsa bilemiyorum. Bilmiyorum, içimden geliyor arkadaşlar demek. Bunu ağız alışkanlığı içimden gelerek söylüyorum. Yani burada hepimiz bir arkadaşız. Ben sayfa yönetimiyim, sayfanın sahibiyim. Benim burada amacım da arkadaşlıklar edinmek, dostluklar edinmek. Tek amacım bu. Memleketi de sizlere göstermek, tanıtmak yani. Burada benim bir menfaatim, bir en ufak bir şeyim yok yani. Burada sadece kazandığım şeyler arkadaşlıklar, dostluklar. Bir de memleketimizi bilmeyen arkadaşlarım, çevrelerim olsun. Onlara tanıtmak, memleketimi tanıtmak. Tek gayem, amacım bu. Şu anda benim iş arkadaşlarım var. Yabancı iş arkadaşlarım var. Bizlerden olmayan. Onlar şu an seyrediyor. Memleketimizi görüyor. Bunlar yani gayemiz, bizim bunlar. Biz ne kadar da ağzımızdan anlatsak orada ülkemizi arkadaşlarımıza, yabancı arkadaşlarımıza, anlattığı kadar olmuyor her şey. Göstermek gerekiyor, görmek gerekiyor. Bizim tek amacımız, gayemiz göstermek, memleketimizi tanıtmak. Hemşerilerimizle arkadaşlıklar altında, sayfamız altında, belki hiç birbirimizi göremediğimiz arkadaşlarımız, belki sayfa altımızda denk geleceğiz. Belki bir muhabbetin, bir belki ya paylaşımın, bunun gibi güzellikler. Ama ben genelde arkadaşlar kelimesini kullanıyorum, kullanmak da istiyorum her zaman yani. Ben gazeteci değilim, medyacı değilim, bunu baştan değil. Yani ben de sizden birisiyim. Emirdan'da doğmuş, büyümüş bir gurbetçiyim. Gurbeti çeken bilir. Yani bunun gibi şeyler arkadaşlar. Yok ben de yok arkadaşlar, ben de zaten o anlamda demedim. Doğru söylüyor. Arkadaşlar kelimesini çok kullanıyorum. Ben de ne zaman bir arkadaşımız bu kelimeyi çok kullanıyorsun diye merakla bekliyordum. Sağ olsun kendisi hatırlattı. Gerçekten o kelimeyi çok kullanıyorum arkadaşlar. En güzel kelime arkadaş, arkadaşlar, dostluklar. Aleykümselam arkadaşlar. Hoş geldiniz Cemal Arıcan. Ya güzel konuşmak her zaman güzeldir. Yani ben güzel konuşmaya çalışıyorum. Bizim burada maksatımız konuşmak, dostluklar edinmek. Az önce de söyledim. Bizim sayfamız halkımıza ait, bizlere ait. Ben her zaman da diyorum, sayfamızda tanıtıcı şeyler yapacak. Emirdağımızla ilgili, Emirdağımızın tanıtıcı veya çekimler olsun. Sayfamız altında ben her zaman diyorum düzeyli paylaşımlar yapacak arkadaşlarımıza ben adminlik vermede açığım her zaman diyorum. Ama şöyle bir şey olur, ben yaptım gerçekten de, herkese adminlik verilmiyor sayfada. Çünkü admin olarak sayfamıza ben şunu diyorum, Emirdağımızla ilgili tanıtıcı Emirdağımızın kültürünü yansıtan, onun bunun gibi güzel paylaşımlar olduktan sonra ben adminlik veririm diyorum ve bazen veriyorum, verdiğime de pişman oluyorum. Çünkü verdiğim, adminlik verdiğim, sorumluluk verdiğim kişiler öncelikle kendini Emirdağ'dan önce ileri sürüyor veya kendini tanıtımını yapıyor. Ben buna her zaman karşıyım.
sayfamızda kendini değil Emirdağ'ımızı veya Emirdağ'ımız olmayabilir. Mesela arkadaşlar bizim aramızda sayfamızda admin olarak Diyarbakır'dan arkadaşımız var, arkadaşlarımız var. Oradan paylaşım yapıyorlar. Bak Emirdağ'ımıza tanımıyorlardı. Sayemizde Emirdağ'ımızı tanıyorlar. İşte birbirimizi tanıyoruz. Yani ülkemizin değişik yerlerinden de kendi kültürlerini, kendi yörelerinin değişik yerlerini çekimde veya paylaşımda bulunacak her adminlik görevi verebilirim arkadaşlar. Az önce de dedim, benim isteklerim bunlar. Böyle kendine güvenecek Emirdağ'ımızla veya ülkemizin değişik yerlerinden sayfamızın altında Emirdağ Salı Pazarımızın güzel paylaşımlar yapacak kişilere her zaman bizim kapımız açık. Üyelerimize de düzeyli paylaşımlar olduktan sonra haddini aşmayacak küfürsüz yazışmalar olduktan sonra her şey açığız. Ama önemli olan birbirimize saygı. Benim her zaman sayfamda beklediğim budur. Siyaset de olur. Her şey olabilir sayfamızda. Ama karşımdaki insana saygılı olarak düzeyli tartışmalarda her zaman açığız. İnsanlar tartışa tartışa konuşurlar arkadaşlar. Affedersiniz, hayvanlığa gerek yok benim sayfamda. Hayvanlar da koklaşa koklaşa demişler. Bizler insanız. Konuşarak düzeyli yerde saygıyla birbirimize karşı ön yargısı şekilde olduktan sonra benim sayfam bütün cümle aleme açık arkadaşlar. Ben sayfam altında bunu istiyorum. Emirdağ Salı Pazarı sayfamız altında. Salı Pazarı demek bizde ayrı bir yeri var. Her zaman kalbimizde. Gurbetçinin gizli bir yerindedir bu Emirdağ Salı Pazarımızın anıları olsun. Her şeyimiz orada. Bizim de vatandaş olarak Emirdağ Salı Pazarımızda her şeyimiz açık olsun, öz olsun, sayfamızda bunlar olsun. Bizim istediklerimiz bunlar. Bilmiyorum fazla mı konuştum? İçimden gelenleri söyledim arkadaşlar ben sizlere. Yani benim yapmak istediklerim bunlar. İleriye dönük, ileriki zamanda her zaman gönüllerin bir olduğu bir sayfa olmasını istiyorum. Tanıtıcı bir sayfa olsun. Memleketimizin her yerinden insanlarımızın buluşacağı bir ortam olsun. Emirdağ Salı Pazarımızda olsun diyorum. Varsa başka arkadaşların bir pazarı orada da olur. Başka yerde de olur. Yeter ki pazar olsun. Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. Teşekkürler yeni gelen arkadaşlar. Arkadaşlar teşekkür ederim. Kolay da değil tabii ki bu havada araba sürmek. Yine de kolay gelsin bize. Ya dikkatli olduktan sonra arkadaşlar önlem kar lastikleri arabada. Karlı havada araba sürmek aslında daha zevkli. Bilmiyorum ben seviyorum karlı havada araba sürmeyi. Ya arkadaşlar konuşmayı severim de ben dizel motor gibiyim. Isınınca konuşurum. Bazen karşımdaki insana birden açılamam. Ben sayfamdaki gerçekten bazı üyelerimiz olsun. Gerçekten tanıdığıma gerçekten çok memnunum. Düzeyli arkadaşlarımız var aramızda gerçekten. Kendini bilen kişiler var. Güzel dostluklara önem veren kişilerimiz var. Hepsinden Allah razı olsun. Paylaşımlarıyla olsun, beğenileriyle olsun. Her zaman bize desteklerini sunuyor arkadaşlarımız.
çaplaklığına. Ben gölgesiz bozkırlarda doğdum, yıllara sığmayan özlemlerim var. Ben dağ adamıyım, kentlere yabancıyım. Benim köyümde yanık tezek kokusu eser. Türküler söylenir pınar başlarında. Güneş her sabah önce bana. Türkü güzelmiş arkadaşlar, beraber dinleyelim. Nefsimin izi var. Arkamdan ıslak mendili sallayan, bana inanan, bana bel bağlayan, uykusu yetik anamla babam, bir de sevdalım var. Ben dağ adam, onlarla güçlüyüm. Sanki şehir kızı gününü gün ederken, biz yaşamı yarınlara sakladık. Ben unutulmuş köylerimde yağmur bekleyen, toprakların çilekeş insanıyım. Kentlere yabancıyım. Sen ki kentlerin süslü kızı, dağ adamı aşkı bilmezdin sen. Biz yanık tenli, nokta benli güzelleri biliriz. Şehirler sevmeyi bizden öğrendi ha kızım. Aha bir İvan'la Şivan, aha Memo Zini, yanlış anlatmışlar bizi. Dağlının sevdası destanla biter, bizim sevdalarımız bize yeter. Şarkı değil bu, türküydü arkadaşlar. TRT dinliyorum, radyo dinliyorum. Güzel oluyor TRT.